Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cemal Bakır. Bugün Minecraft Bedrock Edition'da yeni bir seriyle başlıyoruz. Bu serimiz arkadaşlar Rust MCP sunucusunda Kasaba Craft, diğer adıyla Jonjon Craft olabilir. Jonjon Craft serisiyle devam edecek arkadaşlar. Bu serinin devamını sizler belirleyeceksiniz. Etkileşimleri belirleyecek, izlenme sayısı vesaire. Beğenirseniz seriye devam ederiz arkadaşlar. Bu videoyu ikinci defa kayıt alıyorum. Önceki kaydımda sıkıntılar çıktı. Yani hesap açtım. Eski yani hesaplarımdan bir tanesine girdim. Orada kayıt alıyorum şu an ana hesabıma. Bu bölümlük geçmeyeceğim arkadaşlar. Orada biraz gelişme yaptım. Bu hesaptan biraz gelişme yapıp ana hesabıma geçeceğim arkadaşlar. Başlayın. Şimdi ilk defa girdiğimiz için başlangıç kitini al diyoruz. Oyunda daha iyi tanımak için sisteme geçmek istiyorum. Evet diyorum. Ve başlangıç kitimizi almış bulunmaktayız. Ben niye uçuyorum lan? Aa, game moddayım lan ben. Abi, ben niye game moddayım? Ne başlayacak lan? Ha, göstereyim. Tamam, pardon. Buraya ilk defa girdiğimiz için bize sunucuyu tanıtıyor. Güzel. Evet, burada warp mark bizi işte bir şeyler yazıyor. Daha ben oynamak istiyorum ya. Beni sal ya. Beni çıkamıyor muyum ben bu şeyden? Evet, anlatıyorsun da dayı ben öğrenmek istemiyorum. Sal beni. Da adamlar tanıtım modundan çıkmak için tanıtım yazmış. Koskocaman tabi. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Oğlum. Tanıtımdan çıkana kadar tanıtım bitti anasını satayım. İlk öncelikle senenin kompsetini bilmeyenler. Anladınız, onu bilmeyenler için anlatayım arkadaşlar. Kasaba Craft, Shion, Survivor ve Jonjon Craft karışımlı bir sunucu. Evet, bu kadar da yani. Başarım diye şeylerimiz var arkadaşlar burada. Başarımlarımız var. Burada bir ev sahibi oluyor. Ve ödül olarak 1000 TL veriyor. Şimdi ev nasıl sahipleniyoruz onu söyleyeyim hemen. Şuradan. Kasabalar komutumuz var arkadaşlar. Burada kasaba var. Jonjon evlerinin bulunduğu bölgeler var. Burada kasabaların çoğu dolu. Herhalde gördüğünüz üzere ilk baştaki kasabaların belli bir sınırı var. Şu an mesela kaç tane kasaba var? Çoğu da dolu. 31. kasabayı doldurmuşlar Allah'ım. Evet, burada çoğu kasaba dolu gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi biz kendimize güzel bir kasaba numarası belirleyelim. O kasabada takılalım. Kaç olabilir? Bak, 24. kasaba. Çok az oyuncusu varmış. 24. kasabaya gelelim. Evet, yüklense. Ben ne gece oynuyorum arada bu sunucuda? Allah Allah. Şimdi burada ev, boş bir eve girdiğimiz zaman böyle bir kısım geliyor. Burada ücretsiz bir şekilde ev alabiliyoruz. Evi sahiplen diyorum. Ve bize Barış 1000 TL verdi. 1000 TL verecek. Ücretsiz ev aldığımız için sığınak görevini yapmış oluyoruz ve belli alıyoruz ve 1500 TL'miz oluyor. Abi ama bir şey söyleyeceğim. Ben niye gece oynuyorum harbiden? Bu arada arkadaşlar bu saçma bir şey var. Ben bu evi yönetemiyorum. Herhangi bir bloğunu falan kıramıyorum. Evini düzenleyemezsin diyor. Ben düzenlemek istiyorum. O ev neye sahiplendik o zaman düzenleyemiyorsak? Burada dünyalar var. Mesela normal dünyamıza gittiğimiz zaman burada kısılabiliyoruz. Ama cidden ben gece oynamak istemiyorum ya, bir dakika. A few moments later. Sunucuya tekrar girdik. Gece görüşü Peki ile birlikte. Bu biraz sunucu tanıtımına döndü. Fakat arkadaşlar sunucu tanıtımı kesinlikle değil. Ben öyle bir şey de yapmam zaten. Sunucu tanıtımı beğenlik bir durum değil yani. Seri yaparım. Seri de devam ederiz. Size biraz anlatıyorum bu ilk bölüm olduğu için. Sizler de anlayın serinin amacını vesaire. Yani kısacası sunucu tanıtımı değil. Şimdi arkadaşlar olay şu. Bu kısımdan sonrasını kırabiliyoruz değil mi? Buradan kırdığımız şeyleri mesela biraz kısılalım. A few moments later. Bloklar, bloklardan çimi satalım. Çim satılmıyormuş la. Boşuna kastık. Mesela burada taş, kırık taş satılıyor 1 TL'ye. Şimdi bu paralar ne işimize yarıyor onu söyleyeyim. Dünya dedikten sonra burada araziler var. Arazileri gidiyoruz. Araziye gittikten sonra arkadaşlar mesela biraz ileri gidelim. Bu arazilerden arazi sahiplenebiliyoruz. Kendimize bölge sahiplenebiliyoruz. Bu bölgelere şu anki oyuncuların gördüğü gibi farmlar yapabiliyoruz. İşte mesela karpuz farmlarıdır. Şöyle gördüğünüz üzere kaktüs farmlarıdır. Ve bu kaktüs ve karpuz farmlarından güzel bir
gelişim elde edebiliyoruz. Mesela bak burada adam karpuz farmı yapmış. Burada sahiplenmiş arazisini ve buraya karpuz falan farmlar yapmış. Adama baksana bu arada gitmiş zenginliğini göstermek için elmastan ev yapmaya çalışmış. Aynı zamanda fakirliğini de göstermek için böyle bir ev yapmış. Bu nasıl ev lan? Biraz ileriye gittiğimiz zaman arazi sahiplerini biliyoruz arkadaşlar. Buradaki arazilerin hepsi sahiplenilmiş durumda. Mesela bu 2000 years later. Adam denizden yer almış lan. Adamın mantığına baksana. O fakirlikten denizden yer almış aga be. Buraları artık sahiplenebiliyoruz diye düşünüyorum. Buralarda herhangi bir ipi yok. Şimdi yok, yakınlarda yine biriler bir şeyler sahiplenmiş. Burayı sahiplenebiliyor muyum? Arazi komutuyla mesela buradan arazi bölgesini seç diyor. Şimdi bize bir çubuk var ya. Şu çubukla şuradan ikinci pozisyonumuzda da kırıyoruz. 240 arazi puanı. Arazi puanı ne oluyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. Arazi puanı satın al dedim de mesela burada bir arazi puanı 70 TL diyor. Biz buradan 21 tane alabiliyormuşuz arazi puanı. Para kasmamız gerekiyor. Parayı ilk başta dünyada kasacağız. Normalde kasacağız arkadaşlar. Böyle ham madde niyetine. Altta baya kasılacağız. En sonuysa arkadaşlar ne yapacağız? Kendimize arazi yapıp farmlara gireceğiz. Olay bu. Benim düşüncem bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle alt kazıyorum. Biraz daha büyük bir arazi almak için normalde şu an 21 blokluk arazi alabiliyoruz. 21 arazi puanlık. Ama biraz daha alabilmek için biraz para kasmamız lazım. Şimdi kırık taş kasıp kırık taşları satacağız. Ama biraz laglı ya sunucu sanki. Evet. Kırdığım blok neden geri doğuyor? Illuminati abi. Doğum artık kırdığım blok. Pingim de yok aslında şu an. Benlik bir durum değil. Sunuculuk bir durum olması lazım. Ki düzeldi. Ben burada biraz kısılayım arkadaşlar. Öyle devam edelim videomuza. Evet. Kazmamız kırıldı. Elimizde neler var diye baktığımızda 1,5 steklik bir 40 taş var. Bunlar kömürümüz var. Kömürü de satalım. Şimdi sat diyorum. Bloklardan 40 taşın hepsini sat diyorum ve gönder diyorum. 105 TL. Ne kadar çok kazandık ya. Aman aman zengin olduk. Şöyle sat diyorum. Yine burada madenlerden de şunu da satalım. Buradan kaç para gelecek? 42 TL. Kömür de sattık. Abi bayağı zengin olduk biz ya. Çok sağ ol ya sunucu. Ama çok laglısın sunucu. Çok laglısın. Benlik bir durum değil arkadaşlar bu arada. Ya benlik bir durum olsa söylerim. Herhangi bir şekilde bu arada kit var. Kiti satın alabiliyor muyuz? Kit dedim de. Burada. Aga be partner kiti var. Partner kitinde neler varmış? Oha! Anasının nikahı. Arkadaşlar mecburen ne yapacağız biliyor musunuz? Biz tüm parayı arazi satın alacağız. Çünkü böyle para kasılmıyor. Aslında şu aşağıda da kesip biraz para kasmaya çalışalım. Çünkü cidden küçücük bir arazi satın almak istemiyorum arkadaşlar. Küçük bir arazi olmaz. Bize yakışmaz. Şöyle biraz kasalım. Odunda. Buradaki odunlardan satarız. Odunlar da güzel bir para elde edeceğimizi düşünüyorum. Umarım yanılmam. Bloklar. Oğlum bunlar daha pahalıymış lan bu ağaçları. Ben bilekten kesmiyordum satılmıyor diye. Bunlar daha pahalıymış bu arada. Bunları kır bunları. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben ağaçtan yolumu bulurum ha. 10 TL'ymiş bunlar. Kırılsana sen de ya. Harbi diyorum ağaç kırarak oluncu olarak ben yolumu bulurum arkadaşlar. 10 tane. 10 tane toplasak 100 TL. Sürekli kazma yapsam. Kısılıp. Pardon balta yapsam. Arkadaşlar. Bırakın araziyi. Cidden biz oduncu olalım. Ama şu sunucunun lagına az daha olursa söveceğim. Oğlum bunu kırmadım mı ben? Çok laglı arkadaşlar ya.
Benlik bir durum da değil abi. Ben piterlerimi şey yaptım, düzelttim. Evet, baltamız kırıldı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan şu ağaçlardan bir tanesini alıyorsun. Buradan crafting table yapıyorsun şöyle. Eşyama yapma masasını koydum. Buradan kazma yapmam gerekiyor. Yapamıyorum. Bir tane daha şey. Kazma yapıyoruz. Buradan alta inip taş kazıp taş balta yapıyoruz arkadaşlar. Bir sürü taş balta yapıp buradan kazılacağız. Mantık bu şekilde ilerleyecek. Çok fazla kazıldıktan sonra baya büyük bir arazi alacağız. Şöyle biraz kasılalım. O aldığımız büyük arazi ile büyük farmlar yapacağız ve daha fazla bize para gelecek. Mantık bu şekilde. Bence çok güzel olacak bu şekilde olunca. Oyuncu kitini alabiliyor muyuz? Bu arada bakayım. Alabiliyor sanırım. Kit al. Aa, kit alabildik. Aa, kit alabildik. Evet, evet aldık kiti. Sıkıntı yok. Bundan sınırsız alabiliyor muyuz? Şerefsizlik yapacaktım da bir günü varmış arkadaşlar ya. Alamıyoruz. Buradan mesela bir tane şey taş balta yapacağız arkadaşlar. Buradan yine kasılıp satacağız. Ve sonra arazi satın alacağız bu kasıldığımız parayla. Şimdi mesela şunu da kıralım. Tamam. Şimdi mesela bunları satsak ulan götümde ağaç büyüdü la. Şimdi bunları satarsak ne kadar para elde ediyoruz ona bakalım. Sat diyorum. Sat dedikten sonra burada evet bloklar diyorum. Ve buradan oak wood'umuz var. Şunu hepsini satacağım. Bunu da satacağım. 136 TL geldi o şeyden. Şimdi sat diyorum. Bloklar diyorum. Buradan da Dark Lord Wood muydu neydi ya? Bundan hiç envanterimizde yokmuş. Bizim kırdığımız neydi ya? Oğlum bu 8 TL'ymiş la. 744 TL para geldi. Nice, güzel. Biz buradan kasılacağız arkadaşlar baya. Baya odun kırıp bir paraya bulacağız. Şu an 2500 TL'miz var. Bunu 10.000 TL yapıp büyük bir arazi satın alacağız.